Davut'un hikayesi İncil'den bir kısa, eski ahitten. Bu Davut, ileride kral olacak olan Davut. Burada temsil edilen aslında Davut ve Goliat'ın hikayesi. Evet, burada gördüğünüz sadece Davut olmasına rağmen. Ama aslında Davut Goliat'ı görüyor. Kesinlikle Goliat burada ve Davut'un onu gördüğüne eminiz. Ve elindeki sapanıyla taşı ona doğrultmuş vaziyette. Hikayeye göre Yahudiler bu deve yani Goryat'a sahip olan Filistinlilerce tehdit altındaydılar. Bu dev herkese korku salıyordu. Ve Yahudiler bu dev yüzünden yenileceklerinden emindiler. Bir tek burada genç bir adam olarak sergilenen bu çocuk hariç. Bu çocuk bana izin verin onunla yüzleşeyim diyor. Bunu yapamazsın daha çocuksun sen diyorlar. Sonra Goliath'la karşılaştığında güvende olması için bir sürü zırh giydiriyorlar. Ama o zırhını çıkartıyor ve bu zırha ihtiyacım yok diyor. Goliath'la yüzleşiyor ve tek bir darbeyle onu yeniyor. Tabii ki Goliath'ın yenilmesine sebep olan şey bu darbe değildi. Bunun esas sebebi Davut'un arkasındaki Tanrı'nın gücüydü. Yani bu hikaye eğer Tanrı senin yanındaysa başka hiçbir şeye ihtiyacın yoktur mesajını veren hikayelerden biri. Bu Michelangelo'dan ve Donatello'dan sonra yapılan zor bir çalışma. Vücut hatlarının neredeyse tamamında kesintisiz düz çizgiler göreceğiniz Michelangelo'nun aksine bu eserin hatları çok belirgin. Çizgi üstüne çizgi, çizgi üstüne çizgi. Kollardaki çizgiler, boynundaki çizgiler kumaş parçasının yarattığı çizgiler, göğsünde ve sapandaki çizgiler, bir sürü çizgilerle dolu. Bir de yukarı doğru bir esneme ve dönme hareketi söz konusu. Dolayısıyla bu eserde vücut abartılı sarmallarla donatılmış halde. O sapanını germiş her an taşı atmaya hazır. Vücudunun bükülmesinden de aynı gerginliği hissedebiliyorsunuz. Bir yay gibi. Fırlatılmaya hazır, gergin bir yay gibi. Şuna bir bakın. Yüzünde inanılmaz bir kararlılık var. Nasıl da konsantre olmuş. Dudaklarını nasıl ısırdığına bir bakın. Bir ifade ancak bu kadar gerçekçi ve bu kadar harika ifade edilebilir. Aynı anda kaşlarını da çatıyor. Bu Bernini'nin eserlerinde her zaman gördüğümüz insan psikolojisinin yansıtılışının şahane bir örneği. Göz kafesindeki ve karın bölgesindeki gölgelerin Nasıl güzel durduğuna bir bakın. Bernini vücudun gerçekliğine çok önem veriyor. Ama buradaki realizm Rönesans idealizmine karşı olan türden bir realizm. Bu nedenle daha çok barok tarzına benziyor. Bunu biz özellikle Davut'ta daha çok hissediyoruz. Bunu Davut'un bedeninde hissedebiliyoruz. Michelangelo'nun belirsiz dalgınlığının aksine Bernini'de gerilimi ve konsantrasyonu hissediyoruz. Yüksek Rönesans dönemi ne kadar evrensel, o kadar ölümsüz sözüyle ilişkilendirilmiştir. Bu çok doğru ve burada da anlık bir durum sahnelenmiş. Sanki bize doğru hareket ediyor. Vücudunun bükülmüş olduğunu görüyorsunuz. Adeta gerçek gibi. Ve neredeyse sanki yolda karşılaşsanız yoldan çekilmek isteyecek misiniz gibi duruyor. Hem fiziksel duruşu hem de yansıyan tavrıyla gerilimi hissettiriyor. Işık ve gölgenin kullanılış şeklinden sanki bir barok tablosuna bakıyormuş gibi hissediyorum. Boynunun altındaki gölge. Yüzünün bir yarısındaki derin gölge. Yüzün diğer tarafındaki ışık. Tabii ki bu nereden ışık aldığına göre değişir. Ama burada vücut ışığa karşı bükülüyor. Buradaki derin gölgeler aydınlanmanın olduğu yerin ters tarafında kalıyor. Ve böylece ışıkla beraber duygular ortaya çıkıyor. Bu heykelle ilgili söylenmesi gereken bir başka önemli konu da şu. Burada bile, burada ayakta duran heykelde bile alan algısını görebilirsiniz. Bernini sadece ışığı değil, heykelin etrafındaki alanı da betimliyor. Heykele adeta yakın çevre mimarisiymiş gibi yaklaşıyor.